arkadaşlar. Bisiklet faaliyetlerini artırmamız lazım Serap. Aynen hayatım, katılıyorum. Tüm personel içtima için toplansın. Tüm personel içtima için toplansın. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün 15 Temmuz Cuma. Yeni bir güne ve yeni bir nöbete başlarken tüm arkadaşlara kazasız belasız hayırlı görevler dilerim. Sağ ol. Buyurun. Amin. Allah'ım, tehlikeye düşmüş olan her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmemiz için bizlere güç ver. Amin. Yangınla mücadelede bilgi, teknik ve tecrübelerimizi artır. Amin. Sevgimizi, cesaretimizi ve inancımızı eksiltme. Amin. Pirimiz İbrahim Peygamber'i yanmaktan koruduğun ilahi emir sırrına bizleri de dahil et. Amin. Kaderimizde şehit olmak varsa çocuklarımızı, eşimizi ve yakınlarımızı koru Allah'ım. Amin. İtfaiye buyurun. İtfaiye buyurun. Beşiktaş merkez, araçları Beşiktaş merkeze çıkartır mısın? Konut yangını. Herkes olay yerine seyir halindeyim. Anlaşıldı amirim. İtfaiye araçlarına yollar, acil durum. Öndeki araç, acil durum. İtfaiye araçlarına yollar. Kardeşim! Kardeşim içeride! Yardım edin! Amirim, içeride bir çocuğun mahsur kaldığı söyleniyor. Ne acelemiz var kardeşim ya? Acil durum, itfaiye araçlarına yollar. Kardeşim içeride! Yalandan yere ortada ver, öyle verme kardeşim. Geç hadi, geç. Ne olur yardım edin. Randevuya geç kalıyoruz. Bankalar kapanmak üzere. Tamam, değişip geliyorum. Merhabalar. Merhabalar. Selam. Memnun oldum. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bankamıza konut kredisi müracaatında bulunmuşsunuz. Evet. Ama maalesef çok üzgünüm. Size kredi veremiyoruz. Neden?
Elimizdeki meslek standardı verilerine göre itfaiyecilik meslek olarak gözükmemekte. Olamaz. Nasıl yani? Şaka mı bu? Çok ciddiyim Serap Hanım. Gerçekten çok üzgünüm. Aslında sizler nice canlar kurtarmak için kendi canınızı ortaya koyarak mesai tüketiyorsunuz. İşiniz çok kutsal ve bir hayli de zor. Bir haber bülteni olmasın ki içerisinde itfaiyecilerin geçmediği. Eminim ki bunca emeği bizler için sarf eden itfaiyecilere en kısa zamanda bir çözüm bulunacaktır. Üzülme hayatım. Bugünler de geçecek. Bak göreceksin, her şey düzelecek. Alo. Amirim, İvedi merkeze gelmeniz gerekiyor. Merkeze gitmemiz gerekiyor. Ne oldu? Aldığımız bir son dakika bilgisine göre havaalanında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten ötürü yangın çıktı. Ara ara patlamaların da yaşandığı bölgede İstanbul İtfaiyesi seferber olmuş durumda. Ayrıca olayla ilgili savcılığın da soruşturma başlattığı öğrenildi. Tüm merkezlerin dikkat edin, müdür bey konuşuyor. Arkadaşlar! Ülkemizde şu an itibariyle alçak aileler tarafından bir kalkışmada bulunulmuştur. Bir itfaiye teşkilatımız olarak mevcut hükümetimizin nezdinde, devletimizin ve milletimizin yanındayız. Herkes bulunmuş olduğu pozisyonda halkımızla birlikte hareket ederek ailelere engel olsun. Anonsumu duyan merkezler, istasyonları boşaltın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Gazamız mübarek olsun. İtfaiye araçlarını askeri araçlara engel olacak şekilde konuşlandırın. Diğer ekipler sırayla cevap verin. Müdürüm, ana sahada silahlı çatışma başlamış durumda. Hain Leret, tam kadro engel olmaya çalışıyoruz. Müdürüm, Boğaz Köprüsü'ne siper kuyusundayız. Aracımız deli dişik oldu. Keskin nişancılar tarafından saldırıya uğradık. Şu an sağlık durumumuz iyidir müdürüm. Çok sayıda yaralı var. Onları güvenli bölgeye taşıyoruz. Dedem padişahların gözdesi, tulumbacıların en cesuruydu. Hele babam, yiğit itfaiyeci. Keşke yaşasaydılar da senin bu günlerini görselerdi. Anne, onlar ne zaman gelecek? Hadi yavrum, geç oldu. İyi çocukların yapma vakti geldi ve geçiyor da. Yavrum, sen hala uyumadın mı? Anne, ben yiğit itfaiyeci olacağım. Ayağa kalk. Memleketin sana ihtiyacı var.
Mehmet, neredesin Allah aşkına ya? Ne telsize cevap veriyor ne telefona. Ne oluyor böyle? Nerede olduğunu tahmin ediyorum. Üniforma giymiş teröristler iş başında. Bizimle yapabileceğimiz bir şeyler vardır elbette. Kalk hadi. Ne oldu bana sen? Hainler diyorum. Saldırıya geçti. Sabotaj bir yangına müdahale ediyordunuz. Hadi kalk. Bırakalım şimdi bunları. Vatan bizi bekler. Hadi. Hadi. Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Hadi. Dur sen. Havalimanlarına davet ediyorum. Hayır. Biz bu yola beraber çıktık. O zaman sen kuleye git. Ben piste geçiyorum. Tamam. Basınlık grubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler. İtfaiye merkez Asayiş konuşuyor havaalanında mühimmat köprü. Mühimmat köprü sivil bir uçağın hainlere lojistik destek sağlayacağına dair ihbar aldık, engel olalım. Havalimanı ekibi cevap verin, hemen cevap verin. Biliyoruz müdürüm. Evet, çok hassas bir noktadasınız. Kameralardan izliyoruz. Durum raporu verin bize. Müdürüm, hangar kısmında bir hareketlilik gözlemlemekteyiz. Anlaşıldı. Gerekirse canınızı verin de hiçbir uçağın kalkmasına izin vermeyin. Anlaşıldı müdürüm. Emir var, kaldıramam. Canına mı susadın sen? Bilmiyor musun? Artık emirleri ben veriyorum ve sana emrediyorum. Aracı pusunun ortasından derhal kaldır. Kaldırmazsam ne olacak? Ya aracı kaldırırsın ya da beynine kurşunu yersin. Hadi ya, o kadar kolay mı? Bu vatanı sahipsiz mi zannettiniz? Tek başına ülkeyi mi kurtaracaksın? Tek olduğumuzu da kim söyledi? Bilmez misin? Bizde bir kişi değil, ekip işi vardır. Şimdi kafana sıksam seni elimden kim kurtarır? He? Kim kurtarır? Allah kurtarır. Yazık. Şu üstündeki şerefli üniformadan da mı utanmazsın? Git sen yangın söndür. Kurumlu ellerinle boynundan büyük işlere kalkışma. Buraya takviye ekiple bir kurtarıcı gönderin. Uçağın kalkması için pistteki sorunlar için çekilmesi gerekiyor. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Biz insanların kaçtığı yere koşan insanlarız. Yangını da söndürürüz, memleket de kurtarırız. Vatan için göğsümüzü siper etmişiz. Ellerimiz kurumlu olabilir ama yüreğimiz iman doludur elhamdülillah. Senin adın ne bakayım? Adım Mehmet ulan, Mehmet. Sizin gibi çakma değil, gerçek Mehmet. Adım Mehmet, şanım Mehmet. Bayrağımda kanım Mehmet, Mehmet. Boş mu buldunuz lan? Yürüyün lan! Yürü yürü!
Kardeşlerim, vatan size minnettardır. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu eşsiz vatanın bugün dört bir yanında sizin gibi nice isimsiz kahramanlar tarihi sil baştan yazdı. Allah sizlerden razı olsun. Şanlı ecdadımıza ne kadar hayırlı nesiller olduğunuzu bugün açık yüreklilikle gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Aslanlarım benim. Ah, hamdolsun hayatım. Sayenizde beladan kurtulduk. Emeği nasip olsa gelin.